Herkese selamlar dostlar. 18 ve 19 Temmuz 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçları. Hepsi 7'si de öyle. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ve daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarını açıklayalım. Maç skoru yarışmamız, yarın bir hazırlık maçı var. Sturm Graz'la Galatasaray maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımız katı Telegram gruplarımıza Temmuz ayı boyunca dahil edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Zenit maçının kazananı Tarık Hayri. Elfsborg maçının skorunu da bilen olmadığı için o maçtan da sürpriz çıktı. Bilen yok, Galatasaray maçını yorumlara yazabilirsiniz. Tarık Hayri arkadaşımız da bana Instagram üzerinden doğrudan ulaşabilir. Grup linklerini atayım kendisine. Onun dışında soru, görüş, öneri her şey için buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. İletişim adresimiz Instagram Kangal Bey. Ve 4 günlük yaz rüyası diye ben yazdım da 4 gündür kupon serimiz var dostlar. Hatta son 3 ve 4. günü koydum buraya. Summer League var bildiğiniz üzere NBA'de. Gençler oynuyor. Gerçekten 4 gündürdür üst üste kazanıyoruz. Ve bunu zaten ben herkes açık 4. gün, özellikle bugünün kazanan kuponunda ben de herkes açık Telegram kanalına da attım. 1200-1300 kişilik olan Telegram kanalı. O şekilde ilerliyoruz. Oranlar da güzel. Soldaki 1.62-1.69 sağlam oran yapıyor. Sağdaki 1.66-1.76. Çok güzel oran yapıyor. O şekilde yakaladık. Devam ediyoruz bakalım. Maçlar çok güzel zaten. Yani izlemesi keyif veriyor. Dün gece zaten 1.30'da voleybol takımının maçı vardı mesela. Filenin Sultanları. Onlar da şampiyon oldu. Onun da canlısını yaptık mesela. NBA'de de canlı yapıyoruz. NBA'de ve çok güzel gidiyor. Göstereceğim birazdan zaten. 4 günlük bir seriyle üst üste 4 günde çok güzel orandan kuponlarımız kazandı. Herkes açık Telegram kanalında dün dediğim gibi Filenin Sultanları'nın da bir mücadelesi vardı 1.30'da Çin'le ilgili. Bak gece saat 1.37'de canlı atmışım. Herkes açık Telegram kanalına da. Dediğim gibi biz burada emek veriyorsak sizler de şöyle videoya bir like, bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Verdiğimiz emek ortada. Geceler boyu NBA'de canlı yaptık. Birazdan onları da göstereceğim. Kuponlar, canlılar elimizden geldiğince yaz dönemiyle bu şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Hatta ben sizlere doğrudan canlı odasından göstereyim. Canlı odasından şu an bir canlı atılmış mesela. Dur bakacağım. İki tane Avrupa canlısı vardı. Onlar zaten yeşillendi. Ondan sonra Nesine canlısına gidelim. Brooklyn maçına ilk kere 97.5 alt verildi. Brooklyn maçı geldi. Ondan sonra New Orleans maçına verildi. Handicap o da geldi. Cleveland maçına verildi. Indiana maçına verildi. Ve onlar da geldi. Gece canlısı zaten 4'te 4 oldu. Hatta ondan sonra dedim ki ben saat 1.30 gibi. Gece canlısı için isteyen var mı dedim. DJ sesi var yazdım. Orada da sohbet odasında muhabbet falan derken oradan da yeşili aldık çıktık. Bu şekilde zaten ilerlemeye devam ediyoruz. Canlılarımız gayet iyi. Onu da belirtelim. Kazan sağlayaraktan da gruptaki arkadaşlarımıza bu yaz döneminde elinden geldiğince de memnun olduklarını da söyleyelim. Geçtim. Dostlar sizden ricam videoyu atsanız beğenilerdir. O kadar herkes açık Telegram kanala canlılar. Yeri geliyor kuponlar. Gruptaki arkadaşlara zaten hizmet veriyoruz. Videoda çekiyoruz 2 günlük. Araştırdık şimdi birazdan anlatacağım. Sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Ve pardon. Şöyle yorumda bırakırsanız çok teşekkür ederim. Herkese bol şanslar. İlk mücadelemiz Maccabi Haifa ile Hamrun maçıyla başlayalım. Öncelikle Maccabi Haifa tarafından başlayalım. İsrail Ligi'nin son şampiyonu Haifa. Ve geçen sezonda zaten Avrupa'da iyi işler yaptı ve kadrosu da güçlü. Ve bu güçlü kadroyu da salmadı. Yani oyuncular mesela 9 numara Pirut var. Geçen maçta Hamrun'u 4-0 gibi skorla yendiler. O maçta da maçın adamı oldu zaten. 2 tane gol attı o mücadelede. O gibi isimler takımda zaten kemik kadrosu duruyor. Geçen senenin kemik kadrosu bu sezon devam ediyor. Son şampiyonum. Hamrun tarafına baktığımız zaman da 4-0'lık bir mağlubiyet alındı haliyle. Şimdi de deplasmanda zaten oran 14-10 açılmış Hamrun tarafına. Ben Haifa'nın bu maçı yine domine edeceğini ve burada karşılıklı gollerin olacağını düşünmüyorum. Haifa tarafı da yani Mesai Dego'yla yeni bir sezona başladı. Zaten İsrail Ligi'nin de son şampiyon olduğunu söylemiştim. De Hamrun takımı zaten Malta ekibi. Yani Malta ekibi ile İsrail ekibi arasında zaten 2-3 gömlek fark var. Lig kalitesi de zaten ortada. Malta'nın lig kalitesi malum. Ben burada KG yok olarak düşündüm. 1.36 oranı var. Ben Hamrun tarafından gol beklemiyorum. Ama KG yok olarak değerlendirdim. Ha şöyle de bir yüksek oran denemesi de yapabiliriz.
Yani ben Hamur'un tarafından gol beklemediğimi söyledim zaten. Haifa da zaten ilk maçı 4-0 kazandı. Onlar da çok kasmayabilir. 2-0 3-0 ayarında biterse 3.5 altında birinin oranı 1.79 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Flora ile Rakow karşılaşması. Rakow arkadaşlar Polonya takımı ve ilk defa tarihlerinde şampiyon oldular geçen sezon. Onlar da şampiyon olan teknik direktörü gönderdiler. Başına yeni bir teknik direktör getirdiler. İlk mücadelede zaten Rakow 1-0 gibi skorla kazanmasını bildi. Fakat Rakow önceki günlerde bir Legia Varşova ile birlikte bir Süper Kupa mücadelesi oynadı. Mücadelede 120 dakikada yenişen taraf olmadı. Maç penaltılara gitti. Rakow tarafı da penaltılardan mağlup oldu. Bu mücadeleyi de zaten deplasmana çıkacak ve önceki maçı da 1-0 kazandı. Kısaca Rakow tarafından morallerin biraz bozuk olduğunu söylemekte fayda var. Ben burada biraz riskli bir tercihe gideceğim o yüzden. Bunları göz önünde bulunduraraktan da. Flora da zaten ilk mücadelede 1-0 kaybetti. Onlar da burada hurra hücum etmeyecektir. En azından bir gol atarsa Rakow tarafında da tutmaya çalışacaklardır oyunu. Ki Rakow tarafı da tutmaya çalışabilir. Dediğim gibi çok fazla gollü bir maç beklemiyorum. Burada favori Rakow olsa da ben burada değişik bir enteresan tercih yapacağım. Şu son şeyine bakaraktan da durumuna da bakaraktan da deplasman 1.5 alt. Yani Rakow tarafından ben 2 gol beklemiyorum. Oranı da 1.64 gibi bir oran. Hem dedim 120 dakikanın yorgunluğu hem ilk maçı kazanmışsın. Deplasmanla maçı belki tutmaya çalışır ki Flora da çok açık oynamaz bence bu mücadelede. O yüzden ben burada deplasman 1.5 alt sizlere 1.64 gibi bir orandan önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Galatasaray maçının maç skorunu sizlere sormuştuk zaten. Daha önce tarihlerinde de çok kez karşı karşıya geldi bu takım. 2022'de geldi. 2009'da 2000'de falan gelmiş. Şöyle bunun detayını nereden vereceğiz? Hangi devre eşit diyelim vesaire. Şimdi dostlar şöyle bir hazırlık mücadelesi olduğu için Sturm Graz'la ligi hazırlık maçlarına iyi başladı. Burada Galatasaray'ın Avusturya kampı var zaten. Orada şu an takım. Sturm Graz'da bir son maçı var. Sanırım Avusturya kampının son mücadelesi olacak. Galatasaray tarafında yani kadroda sürekli zaten değişiklik, yenilenme oluyor. Maçın maç skorunu sorduk sizlere de şöyle bir beklentim var benim. Yani gollü bir maç geçme ihtimali yüksek bence. Çünkü Galatasaray tarafında mesela son mücadelede Jean Kat oynadı kalede. Yani şu 3 dakikada 3 gol yiyen genç bir çocuk var ya 1.93. 18 yaşında olması lazım. Ya 18 ya 20. Mesela o oynadı son maçta. O yüzden Galatasaray pozisyon verebiliyor illa ki. Sturm Graz da bence gol bulacaktır. Tempolu bir maç olacaktır. Sturm Graz'dan da dolayı Galatasaray da o tempoya gayet ayak uydurur. Karşılaşacak golleri aldım. Henüz daha iddia açmamış fakat geçen maçta açmıştı. Astrovien mücadelesine Galatasaray'ın bu maçta da muhtemelen açacaktır diye düşünüyorum. TNC ile Haken karşılaşması. İlk mücadele 3-1 gibi bir skorla Haken galibiyetiyle sonlandı. Haken ligde kazanmaya da devam ediyor açıkçası. Devam ediyor. Son mücadelesi deplasmana gidecek. Varnamo deplasmana gidecek Haken. Ben önceki mücadeleyi zaten kazanacağını biliyordum. İlk yarı birinin oranı 1.26 idi zaten. İlk yarıdan mücadele 3-1 bitti zaten. Mücadele de 3-1 gibi sonuçlandı. Maçı takip ettim. Oynayan taraf Haken tarafıydı. Ne kadar 3-1 yenmiş olsa da ben burada tekrardan bir Haken'ın galibiyetini bekleyeceğim dostlar. Çünkü kalite farkı bariz. Yani ev sahibinin sürpriz yapabilecek potansiyeli bence Haken deplasmanda olsa bile yok. O yüzden ben Haken'ın doğrudan galibiyetini değerlendireceğim. Ki zaten Haken'ın da aktif olarak ligi devam ettiği için oyuncular biraz daha formda olduğunu söylemek de sanırım yanlış olmayacaktır. Buradan maç sonu 2'yi aldım. Ayın 19'una geçtik. 19'unda da 3 tane karşılaşmam var. Bratislava maçıyla başlayalım. Ben bu Bratislava maçının geçen maçı izledim. Mücadele 1-1 bitti. Maçta da Kuçka kırmızı kart gördü. Maçın canlısını yapacaktım. Pardon, ne canlısı? 2.5 üstüne 1 verdim. Kupon bu maça kalmıştı. Kırmızı kart görünce 47. dakikada olması lazım. Mücadele 1-1 gitti. Hatta şunu söyleyeyim, 10 kişi kalmasına rağmen Bratislava takımı Sivit baskı kuramadı. Bratislava hatta bir 10 kişi bile daha iyi oynadığını söyleyebilirim. En azından dengeli bir oyun vardı. Öyle bir üstünlük kuramadı. Ben burada Bratislava'nın şu an 10 kişi kalmazsa diyeyim artık. Bratislava'nın burada bir galip gelmesini beklerim dostlar. Bratislava tarafına doğrudan gittim. Maç sonu 2'yi aldım. Maç sonu 2'yi aldığım gibi şöyle de bir önerim olacak. 2 ve 4.5 alt yaparsanız da oranı ne yaparsınız biliyor musunuz? 1.92. Oranı 1.92'ye kadar çıkartırsınız. Bence yani zor bir maç. 2-3 gol bandında geçebilecek mi mücadele? Ama Bratislava'nın geçen maç izlediğim için söylüyorum. Ben ilk mücadeleyi izlediğim için Svit'e karşı bence bu maçta galip gelmesini bilecektir diye düşünüyorum.
Diğer mücadelem Ludogorets ile Balkani karşılaşması. Aa, bu maçı direkt aldım. Hatta şöyle söyleyeyim. İdeal kombinlere girebilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ludogorets deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maçın özetini izlediğim zaman da Ludogorets'in de bir tık daha iyi oynadığını söylemek mümkün. 2-0 mağlup olmasına rağmen Balkani burada skor avantajını korumak isteyecektir. Oyunu da tutmak isteyecektir haliyle. Ama Ludogorets buna ne kadar izin verir bilmiyorum. Ama şöyle yapacağız. Ben burada Ludogorets galibiyetini zaten bekliyorum. Ama Balkani de oyunu tutacağından dolayı yine belki 2 farkla çıkarsa 2-0 ayarında maçı uzatabilir. Ama 4.5 altından biri burada doğrudan alırım. İdeal kombineme de koyarım. 16'sında yapacağım, 19'unda yapacağım ideal kombineminde ilk mücadelesi bu olur. Şimdiden sizlere söyleyeyim. 4.5 altında 1 olarak değerlendirmesini yaptım. Larne ile Helsinki karşılaşması. Bu maçın da full analizini yapmaya çalışacağım. Bu maçı tam 3 tane tercihim var. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Bakın, ilk mücadele dakika 3'te gol geldi. İlk kere 1 vermiştik. Helsinki tarafından galip geldi. Doğru mu? Doğru. Maçta penaltı oldu. Arkaya atılan uzun toptan içeri girdi, düşürüldü vesaire derken penaltı oldu. 1-0 öne geçti dakika 3'te. Maç gollü olacak gibi gözükürken maç 1-0 gibi skorla bitti. Her iki takım da arkadaşlar oyun disiplininden kopmadan oynadı. Onu belirteyim. Maç 1-0 oldu fakat yani her iki takım da oyun disiplininden kopmadı. Disiplinli bir oyun sergiledi. Yine aynı şekilde disiplinli bir oyun oynayacaktır her iki takım. Ben burada 2.5-6 sizlere ideal önerebilirim. 1.42'de oranı var 2.5 altın. Ben mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. 2.5 altın. Tamam mı? Bunu yazdık. Dedim ki ilk yarıda ile ilk yarında beraber bitmesini bekliyorum. İlk yarıda 0-0. Bak. İlk yarında 0-0 bitmesini bekliyorum. Hatta golün de ikinin çok golde ikinci yarı düşünüyorum bak. Onun oranı 1.84. 3 tercih yaptım. 2.5 alt. İlk yarı sonucu da 0-0. İlk yarı 0 verdim. En çok golde ikinci yarı olur. İkinci yarıda bir tane olur veya maksimum iki tane olur gibi geliyor. Benim önerim, düşüncelerim bu yönde bu maça da. Bu şekilde. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.